Evet hanımlar, geldik ikinci günümüzün açık oylamasına. Bu kez sevgili Pelin yarıştı. Şimdi onun için siz puanlarınızı yazacaksınız. Buyursunlar lütfen, alınız elinize tahtalarınızı ve yazınız. Lütfen Ayşe Hanım'ın dünkü düştüğü hataya düşmeyin. Lütfen bize ay bilmiyordum etmiyordum gibi bahanelerle gelmeyin. Üzmeyin bizi, üzmeyin gelinlerimizi. Yine her gün söylediğim gibi hakkaniyetli olunuz. Adilane puanlar veriniz. Sevdiğiniz, sevmediğiniz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir düşünün, hatırlayın. Unutmayın. Bakın bunu her gün söylüyoruz. Fakat buna rağmen hala bilmiyorduk, ay düşünemedim, ay boş bulundum falan diyorsunuz. Pişman olmayın, pişmanlık yaşatmayın kimseye de. Herkes yazdı mı? Yazdı. Semiren, puanınıza emin misiniz? Eminim. Peki, Hanım Hanım? Eminim. Eminsiniz. Mualla Hanım? Eminim. Ve Ayşen Hanım? Eminim. Eminsiniz değil mi? Eminim. Bugün çok eminim. İnşallah. Bir yanlışlık olmaz gene. Değiştirmek isteyen varsa şu an değiştirsin, yoksa artık bitiyor süreniz. Değiştirme şansınız kalkıyor ortadan. Hanım, çok özür diliyorum söyle. Ama yani ben beklentimi söyleyebilir miyim? Tabii ki. 7-8'in altında kabul etmiyorum. Çünkü ben soframı kurdum, üzerimi değiştirdim, yemeklerimi yetiştirdim ve sıcak servis ettim. Ve her şeyi de tam anlamıyla, tam zamanında yetiştirdim. Yetiştirdim ve sizlere de sundum. Hiçbir servisim gecikmedi, hiçbir lezzetimde kusur yok. Yani 7-8'in altını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Gerçekten sizlerin de gelinleri yarışacak. Yarışacağına da eminim. Yani yarışabileceğine de eminim. Siz ona göre puanlamanızı yapın. Ona göre şey yapın. Değiştirin. Yani sonradan pişman olmayın. Ayşen Hanım, siz dün eminim sofra kurulmamış dediniz ama sofra kurulmamıştı, üzerine değiştirilmemişti. Doğru düzgün bir pasta sunumu bile olmadığı halde verdiğiniz puanlamaya... yani pişmanım dediniz bugün benim soframda. Evet. Ama bal kabaklı pastamı ilk defa yemenize rağmen hani hakkaniyetli bir puan bekliyorum sizden ona göre. Peki, genelimizin beklentileri bu yönde. Tabii ki bekleyebilir. Herkesin kafasında, hayalinde tabii ki puanlar olabilir. Ama bakalım ne kadar gerçekleşecek, realitede neler olacak göreceğiz. Semra'nın puanıyla başlıyoruz. Dün 5 puan vermişti. Buyurun Semra Hanım, açın ve sesli olarak söyleyin. Benim puanım 8. Çok teşekkür ederim. Vay. Sağ olun. İnanın sizden beklemiyordum. Vallahi ben de beklemiyordum. Gerçekten. Evet. Sağ olun. Çok dünden daha çok beğendiniz herhalde. Beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Güzel bir puan. Beklediğim bir puan geldi. Evet, beklediğim bir puan geldi. Bakalım muhalandan beklediğim bir puan mı gelecek? Buyurun Muhalle Hanım, siz de paylaşın lütfen verdiğiniz puanı. Puanım 6. Muhalle Hanım. Niye öyle? Yani dünkü menüye 5 verdiniz o masaya. Yani biz her şeyimiz hazır, kurulu masamız. Muhalle Hanım'ın yorumları kadar puanı evet. Da yanlış oldu. Bence de yanlış oldu. Zuhal Hanım dün 5 veren yani... Bir puan bugün... mı fark var arada? Bir fark mı yani puan? Yani masası tam üstünü başını değişmiş. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok mu sizin için? Yani. Yemeklerimiz sıcak geldi. Beğendim dediğiniz şeyler nerede kaldı çok pardon? Beğendiklerim de var. Beğendiğinize göre vermediniz. Servisiniz de hiç geç kalmadı yani. Hayır, o yönden değil. Neyden bak, kırdınız 4 puanı? Böreği beğenmedim. Böreğin içindeki tamam. Mantarı hiç beğenmedim. Daha şık bir pasta bekledim. Daha şık daha mı? Daha süslü böyle daha... Lezzetli bir pasta. Daha ne kadar süslü olabilir size? Burası süs yetişecek yani zamanına yarışıyor. Hanımefendi de göreceğiz. Çok özür diliyorum Muhalle Hanım. Bir pastanın öncelikle 3 gün hazırlanma süreci olur. 2,5 saatte sizin tabii önünüze ki. Gerçek bir pasta yediniz. Öyle, farkında mısınız? Hani, kusura bakmayın ama yani süsünden önce sizin önünüze gelen bir sunum var ve lezzet var. Beraberinde var, yani siz dün kurulmamış bir masaya ve olmamış çikolatası, olmamış bir pastaya 5 veriyorsanız bana da en az 8 vermeniz gerekiyor. Lütfen yani. Ama sizlerin hakkaniyetli olduğunuzu düşünmüyorum. Bu 6 nedir yani? Kurulmamış masa, yetişmemiş bir kıyafet, sizi kapıda karşıladım, yeni yağ kokmuyorum. Yani sonuçta bir sunum evet. Hazırladım size. Bakın yanar. Sizin önünüze yemek gelmezse kırabilirsiniz. Yanmışsa kırabilirsiniz. Verilmiş bir süre var ve ben tamam. Bu süreyi çok güzel bir şekilde değerlendirdim. Sıcak yemekler getirdim. Ama sizin önünüze masayla.
Pardon böldüm. Dünkü masaya 5 veren. Bizim masamızda da su böreğimiz var. Yanacak. Ama eksikliği. Tamam, hayır, burada içli köfte vardı. Çok beğendim. Sizin sizin masanızı eleştirmek açısından konuşmuyorum. Evet. Yanlış anlamayın. Hayır. Ben arasındaki vermiş olduğu puan farkını doğru söylüyorsun. Ben sadece kebabına, gerisini beğendim. Güzeldi. Afiyet olsun. Sizin gönlünüzde göreceğim Muharrem Hanım. İnşallah. Kebabı sadece. Bolu kebabı tutsun. Bakacağız, göreceğiz. Ha, ben şimdi bana şunu da demem. Aa, ben bana bu puanı verdin, yarın gene vereceğim demem. Yemeği mi yapacağım? Ay, demem. Yemeğe puan vereceksiniz. Yemeğe puan vereceğim. Ama benim kayınvalidem dün hanımın masası kurulmadığı halde yemeğini beğendiği için altı verdi. Yanmamıştı. Hani soğuk olan şeyler ama geldi önümüze, yemek güzeldi. Hanım ilk kez puanını kullanıyor. Dün kendi yeni yarışmıştı çünkü. Buyurun hanım. Benim puanım 6. Niye? Kapatabilirim. 6 verdim diye mi? Hayır. Beğendim hanım. Yani. Ya ben senin dün eksik masana 6 verdim, soğuk yemeklerine. Sen hani benim her şeyim sıcak geldi, servisim. Tamam, güzel de yani ben de beğenmediğim şeyler vardı içinde. Onun tamam için. Da bu kadar mı kırdınız? Öyle gerektiydim, ne bileyim ya. Çok özür diliyorum, öyle efendim? Gerekmiyordu. Sizin damak tadınıza uymadığınız için kırdınız da kıydınız puanlama. Da oldu yalnız. Evet, kıymışsınız biraz puanlara. Evet. Ama şimdi bak, senin gelinin hanım ablacığım masası yoktu, üstünü değiştirmişti. Evet, servisler şey biraz mesela 6 verdi ya oraya. En azından burada bir fark yok mu arasında? Anlıyorum ben seni de. Ya vardı ama yani vardı derken hani en azından bir 7 verilemez miydi? Bir fark var aranızda değil mi aralarında? Yani değiştirmenizi mesela pastası da olmamıştı. Değiştirmenizi istiyorum yani. Sen ya değiştiremem mi? Bir şey yok. Son puana geldik tatlışko. Yani o kadar. O başta kimse açmamış ki. Yani haklı, adaletli vermediniz onu diyeyim. Verdim. Yok, vermediniz. Ben sizin masaya dün boş masa yani 4 de 5 de ver ama yemeklere ben anneme ya, emek var o işin içinde. Ben anneme evet, dedim ki, ki. Ha bir de sen her şeyi bir tarafa bırakalım. Hani sizin verdiğiniz puanın karşılığını vermek zorunda değil o ayrı da. Evet. Hani çok beğendin sen yemekleri. Beğenmediğin bir şey ben duymadım senden. Mücveri beğenmedim. Tamam, kırdın ondan. Başka? Evelen beğendim yani. Tamam. Bir mücveri ama tamam da 10 numara kesemedim gerçekten. Tamam hadi ondan olmuşsun. Da kırdın. Kaldı 8. Diğer 2 puan nerede? Onu unuttum demek ki. Ay şaka gibisiniz. Bilmiyorum yani. Şaka gibiler. Gerçekten şaka gibiler. Gerçekten. Ya size saygım sonsuz. Yaşınıza hürmet ediyorum. Şaka ama gerçekten kaç yıldır bir anne olarak, kaç yıldır çocuklarınıza bir mutfakta emek vererek, şu mutfakta yaptığımız emeklere ve saygı duymanızı isterim açıkçası. Duyuyoruz saygı. Ama saygı duyduğunuzu görmeni... Böyle mi? Ben burada böyle gerek duydum yani. Bu kadar ya. Şey yapmamız gerek yani, değil mi? Peki her şeyi beğenmek zorunda mıyız? Hayır. Ama ağzımızın tadını hani alamadık. Mesela bak patlıcan tuzsuz geldi. Mücveri beğenmedim. Sizin damak tadınıza sizi tanımıyorum öyle değil mi? Tamam. Sizi ilk defa görüyorum. Tamam. Ve kimin geleceğini soframa bilmiyorum. Tamam. Ve ben ahçılık okuduğum için ya da ahçılık yaptığım için daha öncesinden damak tatlarını uydurmak zorundayım. Belirtilen bir tuz oranı vardır yemeklerde kullanılması gereken. Bunun fazlalığı ya da azı size kalmış bir şey. Ve keş de tuzlu olduğu için ikisinin de orantısını bulabilmeniz için. Keşi yememiş ki tuzu alsın. Evet, kesin. Doğru haklısınız. Siz keşten yese keşi yemediniz. Keşin ne olduğunu sormadınız ki zaten. Ha, yok erişteyi yedim. Hani keşi i̇şte keşinden yemediniz. Keşinden yemediniz. O yüzden bilmediğiniz bir tat olduğu için. Onu. Ha, demediniz bile bunda keş nerede, ne var, neresinde. Hiç yemediğim için unutmuş. Buraya niye geliyorsunuz? Hayır, keş olduğunu unuttum. Tamam mı? İşte onları unuttum. Sevdim cevizi. Niye çok güzel olmuş dedim. Biz Zuhal Hanım'la bir anda dedik bu pastanın içinde çikolata yoktu. Yalan mı Zuhal Hanım? Evet tabii. Hani onu çikolatalı pasta o. Ha benim gelirim de çünkü içinde... röportajda belirtiliyor. Evet. Keşli cevizli erişte deniliyor mesela. Balka bal koymasaydı size başka arasına mesela bir şey koysaydı ya bu yok menüde. Niye bunun arasına işte kivi koydun, muz koydun diye sorma hakkım var. Var. Ama bize bak. Menüde belirtilen her şeyi sorma hakkımız var. Evet. Ama ben neden çikolatalı pasta yemedim, yapmadım diye bir puan kırılmasını hak etmiyorum. Ayşe Hanım'ın puanına geçeceğiz. Son puan sizden gelsin, buyurun. Benim puanım da 6. Siz de beğendiniz Ayşe Hanım. Gerçekten mi? Her şeyi beğendiniz. Benim dedim pilavı beğendi ama getirdi 4 verdi. Aa, nereye gittin? Pelin nerede?
Aa, ben bu tarafı... Nerede Pelin? Her şeyi beğeniyorum, beğeniyorum dediler. Sıcak sıcak dediler. Çorban güzel olmuş, içli köften güzel olmuş, pastan güzel olmuş. Ama neden çikolatalı pasta yapmadın diye 6 veriliyor. Beğendim, beğendim diyorlar. Hep 6 veriyorlar. Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Şaka gibi. Ben de bu tarafa döndüm. Puanı görünce güldüm gayri ihtiyari. Yani bu sefer doğru puan verdim dedim. Puanları ya olduğu için. Ama bakın 6 da iyi yani. O kadar kötü bir düşük puan değil yani. Ama ya, çok beğendi her şeyi. Her şeyi çok beğendiği için biz de diyor. Yani her şeyi çok güzel, çok biz güzel. Biz de dün de benim yemekleri beğendi ama yok yani. Hüsran sonuçta. Ya anlamadım konu yani. Dünkü masalı... Ha bilmiyorum. Şaka gibi. Pelin iyi misin? İyiyim. Ya bir sadece... döndüm sen yoksun. Ama yedim hep beğendim. Ya dünkü masaya göre altı benim masamı kabul etmiyorum. Sinirlerim bozuldu. Evet sinirlerim bozuldu. Tam bozma sinirlerini. Ama yani hakkaniyetli bir puanlama değil. Oğlum ben bunu her gün yaşıyorum tatlışkom ve çok üzülüyorum ve çok sinirleniyorum. Ya gerçekten görüyorsun verdiğin tepkileri. Yapılıyormuş gelinlere. Yani gerçekten görüyorum. Ama ya, hak etmediğimi düşünüyorum. Gel içeri gel haklısın gel. Dünkü masaya altı verilip de benim masama bugün altı olmaz. Ben ne diyorum? Ben hakkaniyetli verdim. Bak masa boş. Pek. Giyilmemiş evet, masaya. Gerçekten hanımlar beni çok şaşırttınız. Kötü anlamda söylüyorum. Yani siz Ayşe Hanım inanamıyorum her şeyi beğenip bayılıp 6, düğüne 4. Dün pişman oluyorsunuz bugün 6 veriyorsunuz. Ben gerçekten anlayabilmiş değilim. Eline sağlık canım. Cuma günü görüşeceğiz büyük finalde. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.